aldırmıyoruz ya. Aldırmıyor. Evet. Bunlar tekrar söylüyorum. Bunlar hakim falan almak istememiş. Öyle mi? Yandaş hakim almak istemiş. Bakın. ilk sınavda adama yetenek ve kültürden 15 vermiş aynı adam. Aynı adam. Yani aynı adam aynı, aynı adam aynı kişiye arkasından adam aynı kişiye 20 üzerinden 0 vermiş. 3 ay sonra ha derler ki ya 3 sene geçti üstünden. Bu adam bütün yetenekli kültürünü unutturdu. Unuttum. Unuttu. Halbuki <laughs> 20 üzerinden 14 veren adam 14 vermişler aynı aynı, aynı adama. mesela ben sınava girmişken. Aynı siz sınava girmişsiniz. Ben de şeyim Jüri jüriyim. Tamam. Sınav heyetinde. 3 ay önce kamerasız yapılan da 20 üzerinden 15 veriyorum yetenek kültürünüzü aferin diyorum. Tamam. Yetenekli kültürünüz. 20 üzerinden 15 bayağı. 20 üzerinden bayağı. Bayağı kültürlü. Bayağı bayağı diyorum. Siz e, bir şekilde arkadan kameralı sınav geliyor. O sınav iptal ediliyor. Olmadı. Kameralı sınav geliyor bu sefer. tamam O kamerasız olduğu için iptal ediliyor kameralı. Giren kişi gene sizsiniz Jüri benim. 20 üzerinden 0 veriyorum. Allah Allah. E Allah Allah. Allah Allah. Şimdi burada sorular önümde. Sorularda neden? Neydi? Neden? Çünkü neden? Çünkü kameralı olunca kendi yandaşınızı alamıyorsunuz. O zaman yapabileceğiniz nedir? Sınavda ortada. Yetenekte siz adama sıfır kardeşim. Sıfır Soru mı mı? ben sıfır verdim ya. Sonra size bir şey daha söyleyeyim. Bakın kameralı görüntülü sınavın cevapları size şeyleri soruyorum çağdaş bilimsel teknolojik gelişmeler açıklık. Hı hı. Güzel. Çağdaş bilimsel teknolojik alışmalara e, gelişmelere açıklık. Ne güzel. Şimdi 5 tane, 6 tane, 7 tane jüriyiz biz. 5'i de doğrudan Adalet Bakanlığı'na bağlı. Şimdi HSYK'ya girdiler 5'i. Siz de adaysınız karşımızda. Size soru soruyoruz. Soruları da şimdi söyleyeceğim. Sorular. Verdiğiniz cevaplar. Biri 20 üzerinden 20 vermiş. Bir adama. Biz bir ad ad aynı bir adama, adama size. Tamam. Beş kişiyiz. Çağdaş bilimsel teknolojik gelişme açıklıktan 20 üzerinden 20 vermiş. Biri 20 üzerinden 15 vermiş. Tamam. tamam yakın. Mı? Öbürleri 20 üzerinden 5 vermiş. Aynı sorumuz. Öbürü de 20 üzerinden bir tane daha 5 vermiş. Şimdi aynı soruyu soruyorsunuz. Jüri oturuyor. Ya sorduğunuz çağdaş teknolojik açık gelişmeler açıklık. Tamam. Şimdi. Nasıl oluyor? 20 üzerinden bir hayır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ha, biraz size... yakın olması lazım. Kesiniz bu mu? Yani tabii, alınan tabii, notların biraz tabii. yakın olması. Ben size sorarım şimdi. Derim ki, lafın gel çağdaş teknolojik. Bilgisayar nedir? Nasıl kullan bakayım derim. Evet. Bakarım. E tamam, tamam. Böyle işte girdin, çıktın neyse e, tamam. internete girdin. Aferin oğlum 15 derim. Ben derim bakarım ki e 14 verdim derim. 16 evet. verdim derim. Biri 0, Biri 20 <laughs> verirse bunda bir şey vardır soruları. Ya danıştay da bu gerekçeyle. Tabii tabii canım bunlardan iptal ediyor. Bakın karar burada. Onlarda diyor ki biz hakim alacağız, aldırmıyor bu işte, danıştay. İşte, işte hepsi CHP'li bunlar. Aynı, aynı, işte ne güzel söylediniz. Aynı, ya bunlara bir Allah kuruş paraları stat yaptık. Başbakanımızı yuvaladı 300 kişi CHP'li Bunlar ne biçim adamlar? Mantığını. Adalet Bakanı'nın getirin yargıya. Şimdi size sorulardan ne olur birkaç tane söyleyeyim mi? Çok kısaca. <laughs> Çok kısaca. Projelerinizi öğrenmek istiyorum. Hemen mi? onu söyleyeyim. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi bakın projeler ne olur değerli izleyenler şunu şey yapsınlar. Ee, şurada sorular da var. Korkunç. Sputnik 1 nedir? Ney? Nerede soruldu? Sputnik mi? şey sınavında, hakim sınavında. Hakim alıyorlar. Bir daha diyor bir daha o bu projelerinizden daha ilginç. Evet. Yani sevgim, evet, sevgim, evet, evet, evet. olursa buraya gelelim. Suput Bir daha o zaman bir... televizyonları yeni açanlar için ben bir bağırabilirim. Evet, ya. evet bağırın lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı <laughs> Profesör Doktor Süheyl Batumla beraberiz. Hani iktidar diyordu ya biz hakim alacağız ama bu danıştaycıların hepsi CHP ideolojik bakıyorlar. Sınavı yaptırtmadıkları için hakim alamıyoruz diyorlardı. Danıştay'ın sınavı iptal etme gerekçelerini anlatıyor evet, Batum. Evet. Şimdi size söyleyeyim. E, kameralı yapıldığı için bunların da e, e, hakim almak değil yandaş almak ihtiyacı olduğu için Bu mülakatlerde maalesef Türkiye'de çok kullanılan bir tamam şeydir e, Yazılı sınavda bir abi. şey yapamazsın tamam. Şimdi soru hakim alacağız tamam. Hepimiz hakim olduğumuzu hukuk bilgimizi burada ben sizin e, deneyeceğim şimdi hukuk bilginiz Soruyorum tamam. Sputnik 1 nedir? Bu mu soru? soru. Evet yani evet Öldürüyorsunuz Vallahi billahi Sputnik 1 nedir? <laughs> Ondan iptal Hacime ediyor. Hacime sorulur mu canım İki, Sputnik 1 nedir? İki, Türk Sopranosu kimdir? İlk sesli Türk filmi ne zaman çekildi? Şimdi bu tarafa doğru okur musunuz? Mikrofon bu tarafa doğru. İlk sesli Türk filmi ne zaman çekildi? Ya buna kazanmasını istemediklerine i̇şte, sorarlar herhalde. Işte. Bilgisayarda kaç virüs ben vardır? Ben televizyoncuyum ben bile bilmiyorum. Ne ne, Bilemezsiniz ben i̇lk de bilmiyorum. Se... Siz biliyor musunuz? Hayır. Bilgisayarda kaç virüs vardır? Bir dakika ben vardır? Ben, bana Lütfen şurada. Şimdi demek ki siz... Bir dakika o zaman bu çok komik oldu hakikaten profesör doktor şu aşağıda hukuk profesörü değil mi? anayasa Aynen profesörünüz siz bilmiyorum efendim siz mülakata girdiniz? Ev evet, ben de girdim hakim aynen soruyorum yani siz hakimlik sınavına girseniz aynen çıktık Türk sopranosu kimdir? kimdir belki bunu bilirsiniz evet efendim. neyse işte yani <laughs> İlk sesli Türk filmi ne zaman ne zaman çekildi? çekildi. Cevap bilmiyorum. Fat e, Fuat Uskunay'ın ilk Türk filmini çektiğini biliyorum da ilk sesli Türk filmi ne zaman? Bilmiyorum. Bilgisayarda kaç, kaç virüs, virüs vardır? vardır? Yani hani bu Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi ya. Yıldızlar kadar. <laughs> e bilemi istiyorsan say. <laughs> yani şimdi bakın. Hakimler sınavında bunu mu soruyor? Bunlar sorun? soruluyor ya efendim. efendim. Sizin. Evet, aynen. Bu, Sputnik bu, bir nereden nedir? Nereden bu bilgileri aldınız? Şimdi bu e, mahkeme kararından bir şeyi. E, mahkeme, ya, danıştay e, şeyde, bunun danıştay, için iptal bunun etti. Bunun için iptal ediyor. Yani Siz kesiniz tabii, tabii. Danıştay tabii. öyle e, uyduruk sebeplerle iptal etmiyor. Olur mu? Diyor ki Danıştay bunun üzerine herkese soruları önceden hazırlayacaksın. Çekecekler torbadan. Tamam. Herkese ayrı ayrı soru sormayacaksın. Önceden hazırlanmış soruyu yapacaksın. Ve kamerayla çekeceksin. Çünkü o kadar bariz ki. O kadar bariz ki. Sputnik bir kimdir diyorsun bilmediği. Hakim ediyorsun ki kusura bakma hakim yani seni. Süheyl Batum girse kazanamaz. Hakim alamadı seni diyorsun. Zaten sizi kazandırmazlar. Canım ya herhalde. işte. CHP Genel Başkan Yardımcısı'na hakim söyledin. mi yapacağız? Ne kadar güzel söylediniz. Ee, siz bunu şakayla söylüyorsunuz ve doğru <laughs> biz de şakayla alıyoruz. Mantığın Türkiye Cumhuriyeti'nde bu olmaması lazım. Şimdi hemen şurada dostlarımıza söyleyeyim. Ee, diyorlar ki projeniz nedir diyor. Evet. <laughs> sayın Batum, Sayın Başbakan'ın neler yaptığını biliyor bu millet. Sen kendin ne yapacaksın kardeşim çok onu güzel söyle. Kadir Mülayim bu soruyu sormuş. Sevgili Kadir Bey'e ilk önce çok kısaca bir şey söyleyeyim ondan sonra hemen e, ne evet. yapacağımıza geçmek lazım. Çok haklılar Merak etmeyin ne yapacağımı söyleyeceğiz. Yalnız bakın aynı şey, aynı şey şurada da geçerli. Onu da yayınlayacağız. Bütün evlere bir milyon tane dağıtacağız. Onu da söyleyeyim. Yalnız şöyle bir havada yayıldı Türkiye'de. Ya bunlar hiçbir şey yapmamıştır Türkiye'de. hayır, tabii. Bir çivi mi çaktınız? Çivi mi çakılmıştır? Ha, var, var, öyle bir... İlk defa 2002 yılında bir iktidar geldi. Harika şeyler yapıyor. Bunlar da beğenmiyor. Sayın Başbakanımız da sunuyor, söylüyor. Evet. Bak diyor e, harita gösteriyor. Hatta o kadar şey ki ee, ne zaman alkışlanacağını söylemediği için milletvekilleri ilk haritayı gösterdiğinde alkışlamaya başlıyorlar Başbakan diyor ki dur ya burada alkışlamayacaksınız. Birazdan işaretini vereceğim diyor. Ama o komedisidir. Bakın. Değerli dostlar şunu söyleyeyim. Bu ülkede bundan önce gelen Cumhuriyet hükümetlerinin tamamı çok önemli şeyler yapmışlardır. Yapmıştır. Türkiye'de bir kitapçık hazırladık. Çok basit bir şey. Türkiye'de 23 ile 50 arasında Cumhuriyet Halk Partisi neler yaptı? Devlet demir yollarını kurdu, e, e, ilk yolcu uçağı Türkiye Tütüncüler Bankası, Karacabey Harası kuruldu, daha e, Türk Hava Kurumu kuruldu, Liman işleri Tekeli kuruldu, Adana Mensucat Fabrikası, Demir Çelik Sanayi kuruldu, tamam. İlk Plan Önce tamam, bir sürü. Onlar, bakan, onlar tarihte kaldı. Tarihte, yani. işte heh. Şimdi size Siz geleceğim. Siz bir çivi çaktınız bu memlekete. İşte öyle diyorlar. diyorlar. Bakın öyle diyorlar. Bakın. Ben size şunu da söyleyeyim. Burada da yazdım ben de şeyde. 70'ten sonra da Türkiye'de İskenderun Demir Çelikleri, Çanakkale Plastik İşleme Fabrikası, Keban Barajı, Petkim, Erdemir, Petlas, Atatürk Barajı, Atatürk Barajı Hidroelektrik Santralı bunların hepsi Türkiye'de daha önceki Cumhuriyet hükümetleri tarafından yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de içinde yer aldığı 23'ten 50'ye kadar. Tamam. 50'den sonra da diğer işte Adalet Partisi içinde, diğer partilerde içinde olan Cumhuriyet hükümetleri tarafından 2002'ye kadar yapılmıştır. Şimdi 2002'den sonra ise bizim bilmediğimiz Erdemir, İstemir gibi bir büyük sanayi kuruluşunu işte Ford gibi Sayın Başbakan anlatsın. Biz de bilelim, öğrenelim hep beraber. Öyle, peki. Desin ki bize, bakın şurada uçak fabrikası kurdum. Şurada bilmem ne Sayın Başbakan'ın bize söylediği size yol yaptım, tamam. duble yol yaptım, bu kadar. Şimdi bakın size bir şey söyleyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de 1950'ye kadar tek başına yaptığı şeylerle övünen bir parti. 50'den sonra da iktidarda kısa süreli oldu. Hiçbir oldu, evet. zaman tek başına iktidarda olmadı. Onu mu soruyorsun şimdi millete? Ha, şimdi bize diyor ki. Çivi çakmadı 50'den sonra çivi çakmadınız diyor. Şimdi bu ama o Sayın e, Mazlum Bey'in kabahati değil. Şundan kab yani o, onun haklı evet. olarak Türkiye'de yayılan bu. Hatta o yüzden size söyledim diğerlerinin yapıldığında neden? Çünkü yayılan hava şu. 2002'ye kadar bu ülkede hiçbir şey yoktu. Sayın Başbakanımız gösteriyor ya. Evet. Böyle diyor. Bak diyor. Bu haritayı gösteriyorum yol haritası Şimdi de bizimki diyor millet alkışlıyor ee, Allah'tan e, AKP milletvekilleri Sayın Başbakan'dan Biraz daha herhalde iyi niyetli Veya daha te saf Şöyle yapıyor ilk haritayı da görünce Yolları görünce alkışlamaya başlıyorlar onlar Hayır orayı alkışlamayacaksınız diyor Şimdi Sayın Başbakanımızın kafasında Bir şey var şöyle var Ya benden önce hiçbir şey yoktu Bu ülke hepsi çadırda yaşıyordu Evet ben geldim Bunları binalara yerleştirdim Yol yaptım işte Erkantan geçiyorsun ya Dua et bana <laughs> mantığı Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi e, Göreceksiniz Bir kere devleti Ekonomik alanda tekrar kullanacak Daha dün Ekonomik planımızın son şeylerini Koyuyorduk evet. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi göreceksiniz Bir kere adalette ve hukukta Bu tür artık Nasıl söyleyeyim e ee, feci durumları yaşamayacaksınız. Bu bizim kaderimiz değil. Değil. Yani açıklayacaksınız. Aha, planlar hazırlanıyor. Tabi tabii tabii Ayrıca tabii şey tabii. Öyle tabii. Mi? Görün, öyle ya mi bunları ben? tek tek çünkü o kadar feci ki durum demek ki biz tek tek bunları neler yapacağız? Aile sigortası nedir? Hukuk olarak neleri değiştireceğiz? Evet. Ekonomide devleti nasıl içeri sokacağız? Kaynaklarıyla tek tek sokacağız. Dün küçücük iki buçuk yaşında bir çocuk açlıktan ölmüş. Gazetelerde vardı. Hı. internette vardı. Şimdi Türkiye kaderi değil bu. Değil bu. Peki. Peki efendim sizin için Encümeni Danış e, Demokrat Parti'nin başına getirmek istiyormuş. Gerçi defalarca konuştuk ama umudu kestikleri için uğraşmamışlar. Evet. Şimdi CHP'desiniz. Evet. Şimdi söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Ee, çok teşekkür ederim onlara. Encümeni Daniş falan diye bir şey bir kere hep kötülenerek ve Encümeni Daniş sanki böyle gizli bir örgüt falan gibi yapıldı. İşte Necmettin Bey de çıkmış. Necmettin evet, Karabub. Türkiye'de e, çok değerli eski meclis başkanlığı yapmış kişiler çıktılar. Onlar bana yav dediler. Ne olur gel Demokrat Parti'yi e, düzelt ben de dedim ki ben merkez sağ değilim. Ben merkez sağ bir insan değilim. Tamam. Merkezde bir parti oluşturabiliyorsunuz. CHP işte Hüsamettin Cindor'undan CHP'nin de o şeyin de olduğu, merkez sağın da solun da olduğu bir merkez, bir cumhuriyet şeyi oluşturabiliyorsanız ne kadar güzel ben de girerim içine. Yoksa siyaset yapmam düşünüyordum. Evet. Dolayısıyla kendisi de söylüyor bizi kandırmış falan falan gibi bir şey yok söyledim ne kadar gurur duyuyorum. Eee <laughs> dostlar demişler öyle. ki tabii tabii dostlar demişler ki burada değerli insanlar türü söyleyeceğim Türkiye'nin yeni siyasetinde muhakkak olman lazım demişler. Şimdi başta buna şöyle yapmışlardı. Bak gördün mü Encümeni Dani nice. sen gizli bir örgüt. Şimdi de şöyle yapıyorlar. Bak gördün mü? Ee, Demokrat Parti'ye gidecekmiş, gitmemiş. Gitmiş mi, gitmemiş mi? Sizin programda da tartıştık. <laughs> Onu konuşan yok. yok. Şöyle diyor. Aynı aynı mantık. Size e, sürünüyordunuz. Bir stat yaptık, oturduk mantığı. Yersen kusura bakmasın Peki. kimse. ya ben zaten hiç gitmedim, gideceğimi de söylemedim aynen, diyorsunuz. Aynen. Peki aynen. Ertuğrul Günay'ın e, sen genel başkanınızla ilgili yani Sayın Bakan'ın, Sayın Genel Başkanınızla ilgili sözlerine nasıl bakıyorsunuz? Kamera şakası dedi. Yeteri kadar çok cevap verildiğini düşünüyorum. Peki. E, ben Ertuğrul Günay'ı e, gerçekten bana üzüntü veren, yani şu yönde hayal kırıklığına uğratan şahsımı şahsım söylüyorum. Ee, bir kişidir. Yani ne olursa olsun insanlar idealleriyle ve fikirleriyle. Parti değiştirir şey değiştirir ama partiyle beraber ideallerinin ve düşüncelerinin değişmemesi lazım olduğunu düşünüyorum. O bakımdan evet. e, kusura bakmayın ama buna cevap vermiyor. Zaten bizden yeteri kadar çok cevap bizden verildi. Bizden yeteri kadar çok cevap verildi. Peki çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar ve ben başarılar dileriz Ben teşekkür ediyorum efendim. efendim. Sağ olun. Sağ olun.